Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, yeni bir SolidWorks dersimizde karşınızdayız. Bugün çizimden de anlayacağınız gibi size teğetlikten bahsedeceğim arkadaşlar. Yay çiziminden bahsedeceğim. O yüzden de bu çizimi birlikte yapacağız. Bugün dersimi kısa tutuyorum çünkü dediğim gibi yay çizimi teğetlikten bahsettikten sonra başka bir şey anlatmayı düşünmüyorum bugün. Öbür hafta artık katı modellemeye geçiyoruz. Evet, öbür hafta cumartesi 3 boyutlu dersimizle karşınızdayız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Öncelikle geliyoruz. Sayfa işaretine basıyoruz. Part diyoruz, parça çizimi ve OK diyoruz. Daha sonrasında her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar 2 boyutlarda düzlemlerden hangisini seçeceğimiz fark etmez ama 3 boyutlarda kesinlikle montaj için önemli olan düzlemdir. Ben geliyorum ön düzlem diyorum sol tık ve buradan skeç'e basıyorum. Skeç'e bastığımda orijini gördüğümüzde aktif hale geldiğini anlayabiliyoruz. Şimdi ben bunun çizimini ilk önce dairelerden başlayacağım. Bakın burada da bir dairem var. Burada da bir dairem var. Ortadaki daireyle çizime başlayayım. Geliyorum buradan Circle'a tıklıyorum. Radius 30'muş, radius 15'miş. Geliyorum buraya. 1 ve 2. Smart Dimension, akıllı ölçülendirme. Buna geliyorum. 60 diyorum. Biliyorsunuz radüsü yani yarı çapı 30'sa tam çapı 60'tır diyorum ve bunu tıkladım. Daha sonra buna geliyorum. Bu da radüsümüz 15'miş. Buna da çapımız 30 diyoruz. Evet, bunu çizdikten sonra mouse'umuzun tekerleğini bilgisayara doğru çevirip arkadaşlar küçültüyorum. Ve sonra biraz aşağıda iki tane daha daire çiziyorum. Bakın buradaki gibi. Biri radius 6'ymış, diğeri radius 11'miş. Onu çiziyorum. Smart Dimension'la da ölçülendiriyorum. Radiusumuz 11 ise 22 oluyor. Enter. Radius 6 ise pardon. Radius 6 ise 12 oluyor. Evet, bunu da çizdiğimize göre çap 12, çap 22. Doğru mu? Doğru. Bunun buradan uzaklığı arkadaşlar 30'muş. Smart Dimension'da zaten bakın şuradan şuraya uzaklık 30'muş. Gelip buna tıklıyorum ve gelip buna tıklıyorum. Şu arayı çektiğimizde 30 diyoruz ve Enter diyoruz. Evet. Daha sonra bu arası da 52'ymiş. Tıkladım ve tıkladım. Burası da 52'ymiş arkadaşlar. Bunu da ayarladım. Şimdi bu tarafı çizeceğim. Bakın şuna geldim. Şu tarafı çiziyorum. Radius 6, radius 11. Geliyorum. Bunun aynı hizada olacağı için bunun orta noktasından çekiyorum. Kesik kesik çizgiler aynı hizada olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Yatayda aynı hizadalar. Bunları çizdim. Sonra Smart Dimension'la 12 ve 22 diye veriyorum. Sonra bunların arası da 53'müş. Bunu tıklıyorum. Bunu tıklıyorum ve buraya 53 diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi dairelerim hazır. Şimdi teğetliklerimi veriyorum arkadaşlar. Evet, teğet arkadaşlar iki daireyi birbirine birleştiren kesim noktasına teğet deniyor. Teğeti yaparken AutoCAD'de olsa farklı yöntemler gösteririm ama Solid'de şu şekilde yapıyoruz. Geliyoruz burada dairemize tıklıyoruz. Bu arada dairemizi bakın bu püf nokta olsun dairemizi kesinlikle mesela diyelim ki şu daireyi çizeceksen bu aralarda bir yerde yapalım lütfen. Çünkü aşağılarda yaparsam arkadaşlar teğet dediğimde direkt burayla yapıştıracaktır. Yani şu şekilde mesela geldim ben bunu buradan çizdim. Bakın buradan çizdim. Geldim Smart Dimension'la şuna 90 dedim mesela. Radius 90 ise 180 oluyor. Bu 180'i çizdim ya. Bakın şimdi dikkatli bakın. Buna tıklıyorum. CTRL diyorum. Buna tıklıyorum. Tanjant yani teğet dediğimde bakın gördünüz mü aşağıdan birleştirdi. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden de bunu geri alıyorum. Evet. Şimdi bakın. Geldim. Şuradan tıkladım. Çizdim.
Şimdi geliyorum buna. 180 diyorum. Evet, bunu çizmiş oldum. Sonrasında da geliyorum. Dairemi tıkladım. CTRL'ye basılı tutuyorum arkadaşlar. Sonra hangisine teğet yapacaksam onu tıklıyorum. Örnek veriyorum. İlk önce şuna teğet yapayım. Tanjant diyorum. Tanjant teğetlik demek. Tanjant dedim ve gördüğünüz gibi teğetledi. Okey diyorum. Ve sonra tekrar geliyorum. Bakın sol tık. CTRL'ye basılı tut. Daire. Ve tanjant diyorum. Gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Yukarıdan birleştirdi. Okey diyorum ve çıkıyorum. Sonrasında geliyorum buradan trim entities ile silme komutu. Buraya tıklıyorum ve silmiş oldum. Daha sonra radius 26'yı yapacağım. Geldim daireme şuradan. Çap 52 çiziyorum çünkü yarı çapımız 26'ymış. Sonra buna tıklıyorum. CTRL'ye basılı tutuyorum. Bakın CTRL caps lock'un 2 altında CTRL'ye basılı tutuyorum. Ve daireme tıklıyorum. Buradan tanjant diyorum. Tanjant neydi? Teğetti. Daha sonra okey diyorum. Tekrardan daireye bas. CTRL daire. Tanjant diyorum ve bunu da birleştirdim. Şimdi trimle bunu da siliyorum. Burayı da yapmış olduk. Gelelim şuradaki teğetlerimizi, düz teğetlerimizi çizmeye arkadaşlar. Bunda nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Geliyorsunuz dışarı. Bakın üstteyse üste, alttaysa alta. Hiçbir yere denk gelmeyecek şekilde ayarlayın. Eğer buralara falan sabitlerseniz veya şuralara sabitlerseniz oralardan alır teğet yaptığınızda. Kesinlikle denk gelmeyecek şekilde şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bakın line'ımı çizdim. Daha sonra geliyorum. Çizgime basıyorum. CTRL diyorum. Ve daireme basıyorum. Burada tanjant diyoruz. Ve burayı birleştirdik. Okey diyorum. Şimdi tekrardan buna tıkla. CTRL de buna tıkla. Tanjant diyorum. Ve gördüğünüz gibi birleştirdik arkadaşlar. Ve okey diyorum. Şimdi trimle şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum. Burayı oluşturduk. Aşağıya yapıyorum. Line'ımı aldım. Şuraya bir tane çizgi çekiyorum. Ve sonra buna tıklıyorum. CTRL diyorum. Buna tıklıyorum. Tanjant. Birleştirdim. Okey diyorum. Buna tıkladım. CTRL. Buna tıklıyorum. Tanjant. Evet, şimdi trimle burayı da siliyoruz arkadaşlar. Trim, trim. Sonra şu iç taraf yokmuş. İç tarafı da siliyorum ve çizimim bitmiş oluyor. Yani şunların da içi yokmuş. Bunun da içi yok. Evet. Bu şekilde çizimimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Size şuradan da göstereyim. Hatta biraz uzaklaştırayım. Evet. Bakın bu şekilde. Çizimimi bitirmiş oluyorum. Bu videomu da burada bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Artikosu sayfası takip etmeyi unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bu arada Solid dersim bittikten sonra AutoCAD dersime ve daha sonrasında 3DMax dersini anlatmaya başlayacağım. Eğer derslerimden haberdar olmak, özel ders gibi bireysel ders almak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.